Ben Yasemin, 35 yaşındayım, iç mimarım. Yıl kadar İstanbul'da iç mimarlık yaptım. Resim yapmayı çok seviyordum hep. Tesadüf bir şekilde ayakkabılara çalışmaya başladım. Ve öyle devam etmek benim için şu anda çok keyif verici. Sektörde çok mutlu olmadığımı hissettim. Çalışma şartları, çalışma temposu, o yoğunlukta istediğim hayatı elde edememem, bu beni bir girişimci olmaya yöneltti. Resim yapmak bana her zaman çok büyük keyif veriyordu. Severek yaptığım işten kazanmak daha da keyif verici bir hale aldı. Ve şu anda bunu sürdürebildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi, mutluyum da. Seçtiğim sektör aslında tasarım adı altında geçebilir. Buna kişiselleştirme de diyoruz, custom ayakkabı da diyoruz. Ben bunu çok severek yaptığım için bu işe başladım. Bunu sadece resim yaparak da devam edebilirdim. Ama bir gün elime bir ayakkabı boyamak için bir fırsat geçti. Sonra keyif aldım, başkalarının da keyif aldığını gördüm. Ve bunun daha sürdürülebilir olduğunu gördüm. Farklı bir şey yakalamışım gibi hissettim. O yüzden sürekli geliştirebileceğim bir alan aradım bununla ilgili. Ve her gün yeni bir şeyler hala öğreniyorum. Düz, sade bir iş yapmaktansa kendimi çok daha farklı bir alanda yeni bir şeyler öğreniyor olarak buldum. Ve bu bana kendimi iyi hissettirdi, hayatta hissettirdi. Sanırım böyle devam edeceğim. İşini yapıyor olmanın avantajları dışarıdan baktığında, özellikle benim gibi home office evden çalışan biriyseniz, işte ne rahat, kalkıyorsun istediğin saatte istediğin gibi çalışıyorsun gibi düşünülebilir. Ama aslında bir ofiste çalışıp disipline girmekle aynı sistem değil ve o disipline kavuşmak, kendini o şekilde kamçılamak gerçekten zor. Benim için en büyük handikapı oydu. Ben evden çalışınca gerçekten rahat edeceğimi, işte istediğim saatte istediğim müşteriye hizmet edebileceğimi düşündüm. Ama günün sonunda öyle olmuyor işler ve bu işi düzgün bir şekilde yürütmek istiyorsanız bir disiplin kurmanız gerekiyor. Ben kendimi işte günde 6 saatten az çalışmamak üzere eğittim artık. Hani özel sektörde ne kadar yoğun çalışıyorsam en azından evde de kendi keyif aldığım iş için emek harcayabilirim. Bazen kendimi mesaiye bırakıyorum ve gece çalışıyorum, sabahlıyorum. Yaptığın işi bireysel olarak yaptığın için, bir takım olmadığın veya bir marka, büyük bir marka adı altında yer almadığın için daha küçük görüldüğüm yerler oldu. Kendi yolumu açmak için bayağı tırmalamak zorunda kaldım. Elbette karşılaştığım zorluklar hala oluyor. Bir şekilde günün sonunda ben bu işi tek başıma yapıyorum ve kendimleyim ve bunu çözmesi gereken kişi gene benim. Yani bir kadın girişimci olarak da yine ben çözeceğim kendi sorunlarımı diye düşünüyorum. Kadın girişimci deyince belki zamanında annelerimiz dantel örerek kendi aralarında zaten satıyorlardı. Kadınlar zaten her zaman kendilerini ve evlerini çevirebilmek için bir ek iş yapıyorlardı. Sadece artık biraz daha fazla imkan var. Hani evet ben evden çalışıyorum şu anda ama kendimi eve kapanmış gibi hissetmiyorum. Çünkü ben bu yaptığım işle belki binlerce kişiye ulaşabiliyorum. Aynı şekilde onların da yaptıkları dantelle veya işte örnek veriyorum herhangi bir salçayla, ev yemeğiyle kimlere ulaşabileceğinin bir sınırı yok ki. O yüzden severek yaptıkları her işi büyütemeyecekleri hiçbir alan yok. Bir kadının yaptığı işle ilgili kendine güvenmesi, arkasında durması başlı başına yeterli bir sebep benim için. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden cesur olmalarını ve severek yaptıkları iş her neyse ona devam etmelerini öneririm ben. Vazgeçmemeliler, pes etmemeliler.